Merhabalar arkadaşlar, İğne Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel renklerden, cıvıl cıvıl renklerden çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zil aktif ederseniz paylaşmış olduğum bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğime destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok çok sevinirim. Hemen sizlere yazmamı ve iplerimi tanıtarak başlayayım. Yeşil, sarı, beyaz 3 rengim var. Üçünün markası da Altın Başak 50 numara. Renkleri değişiyor. Yeşilin 434. Bunların poşetlerini sanırım kaybetmişim. Numara 50. Yazmam Cenk. Modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet, ben öncelikle yazmamın alt kısmını bu şekilde hazırladım. Kameram çok bekletmeyeyim diye önceden hazırladım. Şimdi tabii beraber de yapacağız ara kısmını. Hemen şöyle düzelterek hemen düzeltiyorum. Evet. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek birinci zürafamıza batarak başlıyoruz. Şöyle bir iniş zürafamız da vardı. Şöyle burada ip takmışım sanırım. Bir şöyle iki tane zürafa yapıyoruz. Ara kısmını oluşturuyoruz. Bir ikincinin başına geri dönüyorum. Küçük dağlar oluşturacağız. Bir tane zürafamız kaldı. Ona da batıyorum. Ve tepeyi çıkıyorum. İki düğümle şöyle birinci ara kısımdaki dağımı bitirmiş oldum. Birinci zürafama aşağı iniyorum. Şöyle. Şimdi modelimizin arasında hemen sayıyoruz. 4 tane boş zürafa bırakacağız. Şöyle 1. Sizler daha fazla bırakabilirsiniz. 2. 3. Ve 4. 4 tane boş zürafa yaptım. Şimdi 4 tane de modelimizin alt kısmı için yapacağız zürafa. 1 şöyle 2 3 ve 4. Bu tarafta da önceden ayarladım. Şimdi bu tarafta 4 tane kalacak. Yaprağımız çok arka tarafa gitmiyor ama gülümüz ön tarafa doğru geliyor. Bu tarafta da 1, 2, 3, 4, 5 tane boş zürafa bırakmışım. Sizler arttırabilirsiniz. 1, 2, 3, 4'üncünün başına geri dönüyorum. Modelimizin alt kısmını kuruyoruz. Tekrar birinci zürafamı batarak zürafa yapıyorum. Tek tek zürafa yapıyoruz. Her sırada eksilmemiz olacak. 2 ve 3. Birincinin başına geri dönüyorum. Tek tek zürafalarımıza batarak zürafalar yapıyoruz. 1 2 Birincinin başına geri dönüyorum. Şöyle bir tane zürafam kalmış. Ona batarak yuva oluşturuyoruz. Şurada bu boyutta bir yuva oluşturduk. Tekrar yuvamızın içine batarak başına geri döneceğiz. Şöyle iyice yardım parmağınızdan yardım alarak aşağıya doğru indim. Şimdi burada 6 tane pırpır yapacağım. Boyutları bu şekilde. Çok büyük olmasın. 1 şöyle 2 3 4
5 ve 6. 6 tane pırpır yaptıktan sonra birinci pırpırımızın başına geri batıyoruz. Şöyle ayarlıyoruz ipimizi. Bu şekilde. Şimdi batmış olduğumuz pırpıra tekrar batarak pırpır yapıyoruz. Çok büyük olması, kıvırmalar olmasın. Sonradan yazmamızda, modelimizde bozulmalar olmasın. Tekrar pırpırlarımıza tek tek batarak zürafalar yapıyoruz. 1 2 Her sırada bir eksilme olacak. Bir pırpır da arttıracağız. 3 4 5 tane zürafam oldu. Birincinin başına yeni geri dönüyorum. Dönmüş olduğum zürafaya batarak pırpır yapıyorum. Tek tek zürafalarımıza batarak zürafa yapıyoruz. 1 şöyle 2 3 4 Zürafa sayımız 4'e indi. Pırpır sayımız 2'ye çıktı. Tekrar sıra başına geri dönüyorum. Dönmüş olduğum zürafayı batarak zürafayı pırpır yapıyorum. Tekrar şöyle tek tek pırpırlarımıza batarak zürafa yapıyoruz. Aynı işlem. 1'e kadar devam ediyoruz. 2 3 Birincinin başına geri dönüyorum. Dönmüş olduğum pırpıra batarak zürafaya batarak pırpır yapıyorum. Tekrar zürafalar yapıyoruz. 1 2 Birincinin başına geri dönüyorum. Dönmüş olduğum zürafaya batarak pırpır yapıyorum. Tekrar bir tane zürafam kaldı. Batıyorum. Tepedeki zürafama da geri dönüyorum. Aynı zürafaya batarak yine pırpır yapıyorum. Pırpır sayımız 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu. Şimdi inişimizi yapalım. Tek tek zürafalarımıza batarak, yaprağımızın zürafasına batarak aşağı iniyoruz. 1 Diğer zürafamı atladım. 2 Bir diğerine 3 Sonrakine Şöyle Boş düğüm oldu. Tekrarlıyorum. 4 ve pırpırımın içine batarak 5.'yi de bu şekilde bitirdim. Ve çok güzel bir yaprak elde etmiş olduk. Şimdi ipime düğüm atayım. İpim çok kısalmış. Yuvamın içine şöyle iniyorum. Aşağıya indim. Tekrar burada bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırlarımız yaprağımızın pırpırlarıyla aynı boyutta olsun. 1 Pırpırımın başına batıyorum. 2 tane dal yapacağız. Yuvamın içine iniyorum. Tekrar aynı işlemi yapalım. Yuvamın içine battım. Bir pırpır yaptım. Pırpırımın başına batıyorum. Yuvamın içine iniyorum. İkinci dalımızı da oluşturduk. Tek tek şöyle zürafalarımıza batarak zürafaları yapıp aşağıya inelim. 1 Diğerine batıyorum. 2 Bir diğerine 3 En dipteki zürafama 4 Şöyle hafif elimizde düzeltmeler yaparak eşleştirelim. Şöyle eşit hale getirelim. Bu şekilde. Şimdi tek tek zürafalarımıza batarak
Bu tarafta da 5 tane ara kısımda zürafa bırakalım. 1, 2, 3, 4 ve şöyle çok kısalmış, yetecektir inşallah. 5. 5 tane de bu tarafta zürafa bıraktım. Şimdi hemen öncelikle bu şekilde, ben önceden bunu yaptığım için sizler bunu devam edeceksiniz. Buradan devam edeceksiniz. Ben önceden yaptığım için bu şekilde gözüküyor. Hemen bunu kesip gülüm için ipimi takıp geliyorum. Yaz omuzun alt kısmını öncelikle bu şekilde yapıp bitiriyoruz. Evet, sarı ipimi taktım. Birinci dalımızın iniş ipine batarak 2 düğümde burayı sabitliyorum. Biraz uzun takmışım ipimi. Düğüm olmasın, yetsin diye. Şimdi tekrar diğer dalıma geçiyorum. Burada şöyle 12 tane pırpırın sığabileceği şekilde bir yuva yapacağız. Bu şekilde. Şöyle yuvamın içine batıyorum. Başına geri ineceğim. Şöyle ayarladıktan sonra. Şimdi burada tekrar yuvamın içine batıyorum. Burada şöyle hemen düzeltiyorum. 12 tane pırpır yapacağız. Pırpırlarımızın şöyle boyutları gösteriyorum. Bu şekilde olacak. Bir, aynı yere yapıyoruz. Aynı yuvaya 12 taneyi de. 2, 3. İpimizi uzun takarken arkadaşlar bu şekilde ekstradan sıkıyoruz düğümümüzü. Kısa taktığımız zaman kendisi otomatikman şöyle ipimizi gerdirerek düğümlerimiz sıkılıyor. Hemen 4. Ben bunları 12'ye tamamlayıp hemen geliyorum. Bu şekilde 12 taneyi tamamladım. Şimdi şöyle çeviriyorum modelimi. Şöyle son yapmış olduğum pırpıra batarak tepeye çıkıyorum. Sizler çevirmeden de yapabilirsiniz tabii. Şimdi bütün pırpırlarımıza batarak tek tek zürafalar yapacağız. Şöyle çok büyük olmasın. 1, 2, 3, 4, şöyle 5. Evet arkadaşlar, küçük bir hatırlatma yapayım. Kanalıma abone değilseniz arkadaşlar lütfen abone olup sonrasında izlemelerinizi yaparsanız çok çok sevinirim. Abone olmadan izleyen çok arkadaşlarımız varmış. Lütfen desteklerinizi bekliyorum. Gerçekten çok emek veriyoruz. İğne ile kuyu kazıyoruz. Ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz. Her gün paylaştığım videolardan anında haberdar oluyorsunuz. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz zaten. Tamamen ücretsizdir. Destek olursanız, beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok çok sevinirim. Şimdi bu şekilde küçük bir hatırlatmadan sonra hepsini tamamladım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane. 12 pırpırdan 11 tane zürafa elde ettik. Şimdi tekrar düz tarafına çevireceğim. Hemen birinci zürafa çevirdim. Birinci zürafama batarak yine zürafa yapıyorum. Bu tarafta da yine tek tek zürafalarımıza batarak şöyle zürafalarımızı da iki katlı yapalım. Bu şekilde. Şöyle ikinci katımızı da tamamladık. Tekrar çeviriyorum.
Şöyle yine birinci zürafama batarak burada yine bir zürafa yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi bu sırayı da bu şekilde başa kadar gelip sonrasında modelimizi kuralım. Evet, sıra başına kadar geldim. Şurada da bir zürafa yapmıştık. Oraya da batıyoruz. Ve 11 tane yine zürafamız oluyor. Bu şekilde. Şimdi tekrar düz tarafına çevireceğim. Evet. Birinci zürafama batarak burada şöyle ufak, çok ufak değil, bir pırpır yaptım. Pırpırımın başına batıyorum. Şöyle tekrar yuvamın aynı zürafamın içine iniyorum. Sinek kanatları yapacağız. Bu şekilde. Hemen diğer zürafama geçerek burada bir düğüm atıyorum. Şöyle düzeltelim. Tekrar batmış olduğum zürafaya batarak bir pırpır yapıyorum. Birincideki işlemi yapıyoruz. Tekrar pırpırımın başına batıyorum. Ve zürafamın içine iniyorum. Aynı zürafamın içine. Tekrar diğer zürafama şöyle geçerek bir düğüm atıyorum. Aynı zürafaya batarak yine bir pırpır yapıyoruz. Pırpırımın başına dönüyorum. Tekrar zürafamın içine, aynı zürafamın içine iniyorum. Diğer zürafama geçerek bir düğüm atıyorum. Aynı zürafaya batarak bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıyorum. Tepeye çıktım. Aynı pırpırın içine batarak aşağıya iniyorum. Bu şekilde ben zürafalarımız bitene kadar yapıp geleyim ve son dokunuşları beraber yapalım. Evet, bu şekilde yapıp sıra başına kadar geldim. 10 tane sinek kanadımız oldu. Şurada bir tane, bakın şurayı da göstereyim. Bir tane zürafamız var. Oraya da batarak, oraya da bir tane yine aynı zürafaya battım. Bir tane yine sinek kanadı oraya da yapıyoruz. Bir tane önce pırpır yapıyoruz. Pırpırımızın başına batıyoruz. Aynı yuvamızın içine iniyoruz. Şurayı da göstermek istedim. Modelinizde bozulma olmasın. Şimdi ipimi takıp tekrar geliyorum. Evet, ben gülümü bitirdim. Şimdi son dokunuşları beraber yapalım. Yuvamızın şöyle şurada bir geçiş ipimiz vardı. Oraya batarak iki düğümle ipimi sabitleyeceğim. Şöyle ayarlayalım. Evet. Buraya ipimi sabitledim. Şimdi şöyle bir elimizin önünden çekelim. Aynı zürafanın içine şöyle 3 tane, çok büyük olmasın, bu boyutta pırpır yapacağız. 1. Bu biraz ufak oldu. Ayarlıyorum. Şöyle 2. Şöyle. Üçüncüyü de tamamlıyoruz. Şimdi ben ipimi keseceğim. Ara kısmına da aynısından 3 tane damızın iniş ipini 3 tane pırpır yapıp son haliyle geleceğim. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde modelimi bitirdim. Gerçekten de harika bir model oldu. Bu model benim favori modelim olsun. Gerçekten de çok güzel bir model oldu. Hemen sizlere fiyat bilgisi vereyim. Bunu ortalama 100 TL'den, düz 100 TL'den yapılabilir diye düşünüyorum. Bu benim nacizane fikrim. Sizler de dediğiniz fiyatlarda yapıp yaptırabilirsiniz. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.